Evvela çok teşekkür ederim. Elinize ayağınıza sağlık. Aslında misafir demek biraz doğru değil. Kendi evinizdesiniz. Az ileride Gülbahar Hatun, Kahramanmaraş'ın bibisi, halası Meftun, Yavuz Sultan Selim'den, Fatih Sultan Mehmet'ten, Kanuni Sultan Süleyman'a uzanan, oradan Dulkadiroğlu Beyliği'nden gelen çok derin köklere sahip bir akrabalık ilişkisi olan Trabzon ve Kahramanmaraş'ımızın kardeş şehir olması hasebiyle de ayrı bir önemi haizdir. Yine aynı zamanda bizim Afşinderle Şalpada Eğitim Derneğimizin bir kardeşlik hukuku tesis edilmiştir. Bugün de 6 Şubat'taki o korkunç deprem dünyadaki büyük felaketlerin belki en önüne gidenlerden birisiydi. Tabii ki bütün insanlarımız, bütün dünyadan felaket bölgesine yardımlar gitti. Ama insanın gözü bu tür zamanlarda hep kardeşini arar, yakın akrabalarını arar. Muhakkak Maraşlı kardeşlerimiz de bunu hissetmiş olmaları ki her zaman söyledikleri şey, evet kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Bize ayrı bir gurur ve güven verdiler. Bizim esasında vatandaşlık görevimiz, kardeşlik görevimizi yapmaya çalıştık olabildiğince, elimizden geldiğince. İnşallah böyle felaketler yaşanmaz bir daha. Biz de güzel günlerde güzel işler yapmaya devam ederiz. Uğur Başkanım Maraş FET Başkanı olarak bu İsmail Şatıroğlu Başkanımızla çok güzel bir süreç başlattılar. Lütfettiler bu Yeni Kapı'daki il günlerinde karşılıklı bir paslaşma şeklinde. Geçen yıl keza Ahmet Başkanım bunu sürdürdü. Bunlar bir ağacın kökleşmesi gibidir ve meyvelerini görüyoruz. Bugün şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun Trabzon temsilciliğinde bulunuyoruz. Yine bak birbirimizi bulduk. Yine sizler Maraş'tan gelen bizim atalarımızın, ortak atalarımızı ziyaret etme fırsatı buldunuz. Hiç yabancılık çektiğinizi düşünmüyorum. Kendi evinizdesiniz, kendi topraklarınızdasınız. İnşallah bu hukukumuz sonsuza kadar devam eder. Biz de bunu gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Bu gayretin içerisindeyiz. Bunu bir sosyal sorumluluk, bir vatandaşlık bilinci, bir akraba tarikatlık bilinci olarak da görmeye devam edeceğiz. Ben tekrar birlikte olma fırsatı verdiğiniz için size çok minnettarlığımı belirtmek isterim. İsmail Şatıroğlu Başkanımın da çok çok selamları var. İstanbul'dan gelme imkanı bulamadı. Ama inşallah 30 Ekim, 1-2-3 Kasım'da Yeni Kapı'da yine somut bir şekilde bu kardeşliğimiz devam edecektir. Ben bütün Kahramanmaraş'a, dünyanın her tarafında Kahramanmaraşlara derin saygılarımı sunuyorum. Evet, kardeşlere dimdik ayaktadır. Kardeşliğimiz dimdik ayaktadır. Maraş da ayağa kalkmıştır. Dolayısıyla inşallah bundan sonra son sürat bu hukukumuz devam edecektir.